Çocuklar yattı. He, yattılar. Neyse. Yarın araya vedalaşırım onlarla da. Gidiyor musun? Ha, aklımdayken şunu vereyim sana yenge. Bu nedir? Boşanma ilanı. Her şey halloldu. Yalnız aklına bir şey gelmesin. Ben burada olmasam da her şeyinize ilgileneceğim yine. Sağ olasın İlaver. Hoş, babam da sizi yalnız bırakmaz. Zaten bugüne kadar hiçbir şey için bana ihtiyacı olmadı. Yok. Bir daha konuşmayı denesen Zinar aile. Belki... Denedim. Olmuyor yenge. Aslına bakarsan ben kendimden çok babamı düşünüyorum. Neticede ben istediğim hayata gidiyorum. Mutlu olacağım. Ya da en azından öyle umuyorum. Ama o burada yalnız kalacak. Hoca çoktan kabullenmiş yalnızlığı. Abim vefat ettikten sonra evlatsız olduğunu bellemiş. Babam için ben olsam da bir, olmasam da. Neyse. Ben kalkayım artık. Akşam akşam senin de canını sıktım. O nasıl söz Dilaver? Olur mu öyle şey? Sağlıcakla kal yenge. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Dilaver. Ceren'e selam söyle. Sana iyi baksana. Eyvallah. Sana söylemedim çünkü öyle uygun gördüm. Sana söyleyip söylememeyi düşündüm Murat. Sonra bunu öğrenmenin sana bir faydası olmayacağına karar verdim. Onun için de söylemek istemedim. Seni severim bilirsin. Fevzi Efendi'yi de hep takdir etmişimdir. Seni yetiştirmek için nasıl bir mücadele verdiğini biliyorum. İyi ve hayırlı bir evlat yetiştirmek. Dünyanın en zor mesleği Murat. Fevzi Efendi bunu başardı. Ama asıl önemlisi, onun nasıl mutlu olacağını, daha doğrusu olup olamayacağını bilememektir. Pek çok şey. Senin dışında birçok şey etkendir bunda. Mesela dün birkaç soru vardı kafamda. Seni huzursuz ediyordu. Ama güzel hatıraların da vardı. Hayatı. Olayları kabullenmiştik vardı. Peki bugün ne oldu? Öğrendin. Olup biteni biliyorsun artık. Oysa bilmemek çok büyük bir konfordur Murat. Hayatın en büyük konforu. Şimdi aklındakiler içini kemiriyor. Neden? İntikam duygusu. Peki intikamını aldığında huzur bulabilecek misin? Sordun mu bunu kendine? Bilmiyorum ağam. Bir şey yapmadan durabilir miyim? Onu da bilmiyorum. Ben biliyorum. Huzur bulamazsın. Asla bulamazsın. Ama yine de iliklerine kadar işlemiş. Çok güçlü bir duygudur intikam. Önüne geçemezsin. Onun için bilmemek rahattır diyorum. Bilmemenin huzurunu kaybettin işte. Hayatın konforunu kaybettin. İşin zor. Ağam, lambayı söndüreyim mi? Açık kalsın. İyi peki. Bismillah. Şurama bir ağrı çöktü. Ne etsem gitmiyor. Ağam, kendini iyi hissetmiyorsan doktor çağıralım. Yok öyle değil. Hani kötü bir şey olacağını önceden sezersin de ağırlık çöker ya. Bunun gibi. Nefes aldırmıyor. Kuruntu etme ağam, hayırdır. Ağam.
Sana bir şey söyleyeceğim. Nereden duymuşsa duymuş, gelin hanım yangını biliyor. Ne diyorsun sen ya? Dur, telaşlanma. Ben gelin hanıma usulünce tembihledim. Tembihledin oldu. He. Desene Bora'nın öğrenmesi an meselesi. Ben çıkıyorum. Neden? Nereye gidiyorsun? Abayla işimiz var biraz. Bir şey yok değil mi Sıla? Benim bilmediğim. Açsana. Alo? Alo? Kimsin? Konuşsana, ne istiyorsun? Güzel. Borana hala karısını korumaya devam ediyor. Her zamanki gibi. Sıla sıkılmasın. Sıla Hanım üzülmesin. Ama bu defa onları koruyamayacağız. Aile tablosunun parçalanmasına engel olamayacaksın. Ne zaman başladı bu telefonlar? Hatırlamıyorum, bir süredir. Ne zaman Sıla? Sanırım Berzan'ın aradığı gün. Yerinde olsam çekip giderdim buradan. Hayata da kaldığım yerden devam ederdim. Bütün bunları öğrendikten sonra bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. İçimdeki sese nasıl dur diyeceğim. Öfkemi nasıl dindireceğim. Belki şimdi duyacakların İçine bir boza soğudur. Belki o ailenin üzerinde kara bulutların toplandığını bilmek İçini bir parça rahatlatır. Şimdiden şimşeklerin çaktığını görüyorum. Yıldırımlar düşecek. Bir kasırga patlayacak. Fırtına. Dünya başlara yıkılacak. Taş taş üstünde kalmayacak.